Teşekkür ederim. Değerli basın mensupları, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Türkiye'nin bir numaralı sorunu ekonomi. Türkiye'nin bir numaralı sorunu insanlarımızın geçinemiyor olması. Türkiye'de gençlerin umudunu yitirmiş olması. Türkiye'de üreten insanların üretmekten artık vazgeçtiği bir noktaya gelmiş olması. Eğer bunu konuşmazsak, eğer bunu gerçekten en yüksek düzeyde anlatmazsak gidişat çok kötü. Bakın arkadaşlar, Eylül'de 8 lira 30 kuruşmuş dolar. Ben bile bunu yazarken inanamadım. Daha Eylül'de 8 lira 30 kuruşmuş, bugün 16 lira 45 kuruş. Bu nedir biliyor musunuz? Yüzde 50 Türk lirası değer kaybediyor demek. Ve aldığımız her şeyin üstüne zam geliyor demek. Bu kadar kısa bir süre içerisinde ekonomi bu kadar kötüye gidiyorsa ekonomiyle birlikte kötüye giden halkımızın yaşam koşullarıdır demek. İnsanlarımızın geçinememesi demek. Ne demişlerdi bize? Tayyip Erdoğan ne demişti? enflasyon düşecek demişti. Eylül'de 19 olan enflasyon bugün TÜİK'in rakamlarına göre 70 bağımsız kuruluşların yaptığı bilim insanlarının yaptığı araştırmaya göre yüzde 157 arkadaşlar. Yüzde 157'lik bir enflasyon gerçekten artık milletin geçinemiyoruz diye bağıracağı ekonominin kötü gidişatını gösteriyor. Bu kadar net. Yarın TÜİK Mayıs enflasyonunu açıklayacak. Onun bile yüzde sekseni aşacağı söyleniyor. Onlar bile artık gerçekleri gizleyemiyorlar. Bize ne demişti Recep Tayyip Erdoğan? Bizi iktidara getirir, beni cumhurbaşkanı yaparsanız işsizlik azalacak demişti. Yüzde yirmi üçe dayandı. Yüzde yirmi üç. Bu okuttuğumuz çocuklarımızın, üniversite bitirdiğimiz çocuklarımızın alın teriyle ben hayatımı kazanacağım diyen insanların işsizlik yüzünden artık hayallerini Türkiye'de kuramadıklarını gösteriyor. Türkiye'nin bir geleceği olmadığını gösteriyor. Döviz rezervi artacaktı. Eylül ayında bu modeli uygulamaya koyduğunda Merkez Bankası'nın net rezervi eksi 37 idi. Eksi 37 milyar dolardan bugün eksi 57 milyar dolara düştü. Bu bizim iç ve dış borçlanma hacmimizin ne kadar gerilediğini, ne kadar devletin ekonomik anlamda sıkıştığını, ne kadar çıkmaza girdiğini gösteriyor. Dış ticaret cari açık azalacaktı dış ticaret açığı yılın ilk beş ayında yüzde yüz arttı. Yani arkadaşlar aldığımız mallarla sattığımız mallar arasındaki yurt dışı ile yaptığımız ticari ilişkilerde denge allak bullak oldu. Cari açık bugün itibariyle 18 milyar doları geçti. Bütün bunlar neden oluyor? Bir tek Erdoğan'ın Recep Tayyip Erdoğan'ın kibri yüzünden. Tamamen bilim insanlarının dışında, tamamen ekonomiyi, ekonomik konuda kendini kanıtlayan, dünyada kanıtlayan insanların dışında ben ekonomistim deyip Türkiye'ye dayattığı ekonomi model yüzünden ve kibri yüzünden Türkiye geriye gidiyor. İnsanlar iflas ediyor, insanlar geçinemiyor. Hukukun üstünlüğünün var olması gereken Türkiye'de artık hukuk yok. Bu nasıl değişir? Bu bir tek koşulla değişir. Millet iradesiyle değişir. Tayyip Erdoğan artık kendisinin de yönetemediği kibrinin önde koştuğu bir bataklık içerisinde. Hepimizi ondan kurtaracak Türkiye'de bir tek yol kaldı. Millet İttifakı'nın yolu. Türkiye'deki bütün siyasetçiler, muhalefet yapan bütün siyasi partiler yukarıda birleştik. Beraber bir araya geldik. Sadece beni iktidar yapın, beni cumhurbaşkanı yapın, beni başbakan yapın diyen değil, birlikte Türkiye'yi kurtaralım diyen bir masa oluştu. Biz yukarıda birleştik, milletimiz de tabanda, birleşirse bu iş ilk seçimde biter. İlk seçimde biterse ekonomi düzelmeye başlar. Neden? Hukukun üstünlüğünün gerçekleşeceğine inanan piyasalar bir anı da Türk lirasının değerini arttırır. Dövizin değeri düşmeye başlar. Adaletin ve hukukun tesis edileceğine inanan dış yatırımcılar paralarını Türkiye'de değerlendirmeye başlar. Artık Türkiye'nin geleceğine güvenle bakanlar Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmaya başlarlar. İktidara geldiğimiz ilk gün tesis edeceğimiz durum budur. Piyasalara güven vereceğiz. Bir istikrar olduğunu tüm dünyaya kanıtlayacağız. Adaletli ve hukuk sistemini Türkiye'de uygulanacağını piyasalara göstereceğiz. O zaman işte o zaman dövizin değeri düşecek, TL'nin değeri artacak, bir anda deponuza koyduğunuz benzin ucuzlayacak. Aldığınız, her gün aldığınız ekmek ucuzlayacak. Üretim başlayacak. Neden? Üretim yapmaya başlayacaklar. Türkiye'ye güvenenler yatırımlarını Türkiye'de yapacaklar işsizlik atalacak. Erdoğan'ın verdiği işsizlik atalacak sözlerini 20 yılda gerçekleştirmediğini gördük. Ama biz ilk 6 ayda Türkiye'de nasıl insanlarımızın huzur içerisinde yaşayacağını, nasıl bir ekonomik model sürdüreceğimizi göstereceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri işte bunun için Yarından itibaren 51 ile bütün milletvekillerimizi gönderiyoruz. Hakkari'ye, Şırnak'a, Edirne'ye, Trabzon'a her yere, her yere. Her yere milletvekillerimizi gönderiyoruz. Milletvekillerimiz gittikleri yerlerde insanlarımızın sorunlarını dinleyecekler, halkın beklentilerini dinleyecekler, bizim çözüm önerilerimizi, aldığımız kararları onlara anlatacaklar. Az önce benim söylediklerimi milletvekillerimiz mağdur olan masum olan milletimizle yüz yüze gelerek onlara hiç merak etmeyin. Türkiye'de daima umut vardır. Bunu biz halledeceğiz. Böyle halledeceğiz diye anlatacaklar. Onlarla kucaklaşacaklar ve buraya gelecekler. Ve burada genel kurulda biz kendi doğru bildiğimiz ekonomik modeli haykırarak tüm dünyaya duyuracağız. Onlara çalışmalarında başarılar diliyorum. Ama bu çöküşün içerisinde ekonomiyle ilgili bir şey söyleyemeyen Recep Tayyip Erdoğan dün bir grup toplantısı yaptı. Halkın ekonomisinin nasıl düzeltileceğiyle ilgili tek bir şey söylemedi. İnsanlara hakaret etti. Öğrencilerle ilgili bir şey söylemedi. Esnafla ilgili bir şey söylemedi. Çiftçilerle ilgili bir şey söylemedi. İş insanlarıyla ilgili bir şey söylemedi. Cari açıktan ilgili bir şey söylemedi. Hazinenin geldiği durumla ilgili bir şey söylemedi. Sadece yalan söyledi. Bakın Dolma Dolmabahçe'de Valide Sultan Camii'nin içinde şöyle seslendi insanlara. Bu eşkıyalar, bu teröristler bira şişeleriyle, bira kutularıyla adeta caminin içini pislemişti dedi. Bunlar böyle, bunlar çürük, bunlar sürtük dedi. Kime dedi biliyor musunuz Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı? Bunu milletimize söyledi. Bunu 84 milyon insana söyledi. Bunu hakkını, hukukunu ağrıyan herkese söyledi. Üstelik de bir cinsiyetçi ayrım içerisinde söyledi. Aslında bu yalanı 11 Haziran 2013'te söylemişti. Arkasından başka bir şey daha söylemişti. Elimizde görüntüler var. Milletim hepsini milletim görecek demişti. Aradan tam 9 yıl geçti arkadaşlar elindeki görüntüleri hala yayınlamasını bekliyoruz. Camide içki içilmedi. Bunu biz biliyoruz. Biraz sonra bilen iki kişiden bahsedeceğim. Orada müezzin de tehdit edilmedi. Neden mi? Recep Tayyip Erdoğan'ın yalanına karşılık müezzin dedi ki açıklama yaptı. Ben bir din adamıyım. Böyle bir tehditle karşı karşıya kalmadım dedi. Ne oldu biliyor musunuz? Allah adına korkarak din adamı olduğu için Recep Tayyip Erdoğan'ın yalanına katılmayan müezzini Recep Tayyip Erdoğan sürdürdü. Videoyu göstereceği yere müezzini sürdürdü. Sadece o mu? İmam da verdiği mahkemede verdiği bilgiler doğrultusunda ifadelerinde imam da dedi ki Hayır orada içki içilmedi ben böyle bir şeye şahit olmadım dedi. Müezzin ve caminin imamı Recep Tayyip Erdoğan'ı yalanladı. İmamı da sürdü Recep Tayyip Erdoğan. Yani Allah korkusu olması gerekiyor. Allah korkusu olan ve vicdanı olan müezzin ve imam. Allah korkusu olmayan ve vicdanı olmayan Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan zat. Onlar Allah korkusu yüzünden yalan söylemeyi reddettiler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yalan söylemeye devam ediyor. İşte bu iktidarın ve Recep Tayyip Erdoğan'ın iman anlayışı tam da bu. İşte Recep Tayyip Erdoğan'ın ve AKP iktidarının vicdanı tam da bu. Ortada sürtük yok. Ortada çürük yok. Ama milletine sürtük diyen, çürük diyen bir cumhurbaşkanı var. Bir düşünün bakalım. Milletine sürtük diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vatandaşın bir tanesi "Sen sürtüksün" dese başına ne gelir? O söylediği zaman herhangi bir şey olmuyor. Ama Cumhurbaşkanı kendi milletine sürtüksün derse bir şey olmuyor. Vatandaş derse derhal gözaltı. Hemen gözaltına alınıyor. Cezalandırıyor. Neden? Bir Cumhurbaşkanı'nın itibarı milletin itibarıdır. Eğer Cumhurbaşkanı böyle bir Cumhurbaşkanıysa millet de benim Cumhurbaşkanım benim itibarımdır der. Ama milletin itibarını saymayan bir cumhurbaşkanının itibarı söz konusu olamaz. Milletine sürtük diyen, milletine çürük diyen bir cumhurbaşkanının itibarı söz konusu olamaz. Ama onlar kendi yandaşlarını, kendi çürük politikalarını, kendi emirlerini yerine getiren kadroların arkasında duruyorlar. Bir zamanlar Fethullahçı terör örgütünün bir numaralı savcısı Zekeriya Öz'ün arkasında duran Recep Tayyip Erdoğan şimdi AKP'nin Zekeriya Öz'ü olan Akın Gürley'in arkasında dimdik durmaya devam ediyor. Akın Gürlek kim? Akın Gürlek bizim il başkanımız Canan Kaftancıoğlu'nu yargılayan birisi. Akın Gürlek, Enis Berberoğlu'nu yargılayan birisi. 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin başkanıydı. HSK'nın atama kriterlerinde aynen şöyle yazıyor arkadaşlar. AYM kararlarına uymayan bir kişi terfi alamaz diyor. Akın Gürlek alabilir mi? Alır. Neden? Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Süleyman Soylu'nun bütün taleplerini, hukuksuz taleplerini karşılayan tek kişi. Akın Gülek aynı zamanda AYM kararlarına iniş berber oldu davasında karşı çıkan kararlara uymayan birisi. İşte buna rağmen Akın Gülek ilk önce Adalet Bakan ilk önce birinci sınıf hakimliğe yükseltildi. Şimdi de Adalet Bakanı yardımcısı oldu. İşte onlar kendi insanlarına aynen böyle sahip çıkıyorlar. Ama Erdoğan'ın derdi sadece kendi insanlarına sahip çıkmak, yani kamusal alanda sahip çıkmak değil. Aynı zamanda müteahhitlerine de sahip çıkması gerekiyor Erdoğan'ın. Çünkü onlarla iç içe, çünkü onlarla birlikte hareket ediyor. Çünkü Tayyip Erdoğan beşli çeteyle geleceğini tesis ediyor. Onun için Onların devletten alacakları da Recep Tayyip Erdoğan için çok önemli. Recep Tayyip Erdoğan dünkü e, grup toplantısında diyor ki ana muhalefet arkasından kibirli bir tavırla bir yüz haliyle yavru muhalefet diyor. Kendisi şu anda oylarını tüketmiş, itibarını yok etmiş, içte ve dışta bir saygınlığı kalmamış bir bir partinin lideri olarak şu anda yükselen, milletin umudu haline gelen bir siyasi partiyi sözde küçümsüyor. O kibirli haliyle. Milletini nasıl küçümsediyse milletini temsil eden siyasi partileri de küçümseyerek sesleniyor. Biz gelirsek bunların verdiği iş alan müteahhitlere ödemeler yapmayacağız demiş Kemal Kılıçdaroğlu. Diyor ki bu ülkede yargı var diyor. Bu ülkede hukuk var diyor. Ya Recep Tayyip Erdoğan işine geldiği zaman yargı var, hukuk var. İşine gelmediği zaman ne yargı var ne hukuk var. İşine geldiği zaman anayasa mahkemesinin kararlarına saygı duyuyorsun. İşine gelmediği zaman hiç de saygı duymuyorsun. Yandaşlarının beşli çetenin alacakları olduğu zaman mı aklına hukuk geldi? O zaman mı aklına düştü hukukun üstünlüğü? Diyor ki burada hukuk var, yargı var. Onlar alacaklarını kuruşuna kadar alacaklar diyor. Niye bu kadar tereddüt ediyorsun? Ne oldu? Çünkü sen gideceğini biliyorsun. Arkadan ayar veriyorsun. Diyorsun ki bu devlette hukuk varsa benim beşli çetem, milyarlarca dolar kazandırdığım hazine garantileri verip devlet desteğiyle Onlara dolar üzerinden ihaleler verdiğim, birlikte gelecek hayalleri kurduğum beşli çete ve müteahhit yandaşlarımın alacaklarını verin. Çünkü bu ülkede hukuk var diyor. Hukuk olsaydı o beşli çete limanları hukuksuz bir şekilde alsın diye onlar için yasa çıkarttığım beşli çete normalde ihalelere girip de ve kamu yararı gözetilerek ihale almaları gerekiyordu. Ama sen onların arkasında hukuksuz bir şekilde durdun. Şimdi aklına hukuk geldi. Kemal Kılıçdaroğlu ben halkımdan ve milletimden çalanların paralarını geriye alacağım dediği zaman şimdi hukuka sarılıyorsun. Şimdi ben senin gözünün içine baka baka Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden sana sesleniyorum. Gelecekteki Türkiye'de Türkiye'nin kaynaklarını Hukuksuz bir şekilde el koyanlar, bu kaynakları hukuksuz bir şekilde kendi çıkarları doğrultusunda kullananlardan söke söke milletin her kuruşunu, hepsini alacağız. Milletin tekrar hizmetine sunacağız. O müteahhitlerden de, hukuksuzluk yaparak ihale alanlardan da, hazine garantisine sırtını dayayıp da, Milletin milyarlarca dolarını götürenlerden de senin manadasında kardeşin, enişten, e, damadın, onların kaçıran vergi kuruşlarını da, vergilerini de Türkiye'de yaptığınız soygunları da vakıflar kurarak kaçırdığınız milyar dolarların da hepsinin tek tek peşine düşeceğiz ve Türkiye'ye tekrar getireceğiz. Türkiye için umut var. Türkiye için gelecek var. Türkiye sadece kendi umudunu, kendi geleceğini yaratabilmesi için birbiriyle olan farklılıklarını bir ayrışma haline getirmeden birleşmesi gerekiyor. Yalancılara değil. Türkiye'nin geleceği için elini taşın altına sokan masanın etrafında buluşması gerekiyor. Bir birleştik, taban birleşecek. Birlikte kucaklaşacağız. Türkiye'de istikrar, Türkiye'de hukuk, Türkiye'de adalet tesis edilecek, ekonomi düzelecek, milletimiz huzur bulacak. Hepinize saygılar sunuyorum. Buyurun. Her zaman çok net söyledik. Arkadaşımızın sorduğu şu. Cumhurbaşkanı diyor ya aday olacak mısın? Aday olacaksan açıkla diye. Kemal Kılıçdaroğlu da çok önemli iki şey söyledi. Bir, Recep Tayyip Erdoğan sen aday mısın? Seçimleri iki ay sonra yapıyorum. Adayım de. Ben de sana millet ittifakının adayı kim? İttifakının adayı kim? Hemen o gün söyleyeceğim. Ve çok net olarak sorduğun soruları grupta seni alkışlayan şakşakçıların huzurunda değil sen Türkiye'de istediğin bir televizyonda yüz yüze karşı karşıya gelelim orada bana sor ben de orada cevabını vereyim dedi. Eğer Recep Tayyip Erdoğan'da gerçekten şu kadarcık bir samimiyet varsa buna cevap verir ve korkmadan çekinmeden

kendi öngörülerimiz, kendi birikimlerimiz, kendi doğrularımız üzerinde bir siyaset yürütüyoruz. Bu siyaseti yürütürken ne bir başka siyasi partiyi ne de halkımızda başka farklı düşünen insanları ayrıştırıyoruz. Herkesi kucaklayarak birlikte siyaset yapmanın ne kadar değerli, ne kadar önemli olduğunu söylüyoruz. Bunu yaptığımızı kendi politikalarımızla da gösteriyoruz. Türkiye'de insanları ayrıştıran değil, insanları kucaklayan bir yerel yönetim uygulaması var. 11 büyük şehrimizde ve diğer belediyelerimizde milletimizi ayrıştırmadan kucaklayan bir siyaset anlayışını sergiliyoruz. O yüzden doğru bildiğimiz yolda yürümeye devam ediyoruz. Doğru bildiğimiz yolda yürürken kucaklaşmaya devam ediyoruz. Doğru bildiğimiz yolda yürürken büyük bir muhalefet cephesinin Türkiye'nin geleceğiyle ilgili birlikte hareket etmesinin ne kadar değerli olduğunu ifade ediyoruz. Ve o yüzden diyoruz ki herkes birlikte hareket etmeli. Hepinize teşekkür ediyorum. saygı duyuyoruz.